Darıcı Hayvanat Bahçesi'nde bugün doğum günü heyecanı var. Çünkü 3 minik aslan yavrusunun doğum günü var bugün. Ezgi Evcil şu anda Darıcı'da. Ezgi, sözü uzatmadan hemen sana bırakalım. Darıcı Hayvanat Bahçesi'ndeyiz. Aslında buraya gelirken tel örgülerin ardından sizlere yayın yapmayı planlıyorduk. Ancak hiçbir şey planladığımız gibi olmadı. Aslan kafesinin içindeyiz. Bugün buraya geldik çünkü şu an canlı yayında da ekranda gördüğünüz bu 3 aslanın birinci yaş günlerini kutlayacaklar buradaki yetkililer. Ve onlar dediler ki siz buraya kadar gelmişken canlı yayında sizi kafesin içine sokalım ve canlı yayında aslanları da Habertürk izleyicilerine göstermiş olalım. Her ne kadar bize tehlikesiz olduğunu söyleselerdi, biz de şu an heyecan dorukta tabii. Hoş geldiniz yayınımıza Yücel Yılmaz, sorumlu veteriner. Öncelikle doğum günleri kutlu olsun herhalde. Sizin emeğiniz çok büyük onlarda. Teşekkür ediyoruz, evet. Yani göz açıp kapayıncaya kadar bir yıl geçti ve birinci doğum günlerini kutluyoruz bugün. Tabii aslanlar doğada grup halinde yaşayan tek kedigiller. Bunlar da anne baba beraberdi ama doğuma yakın dönemde bir hazırlık dönemimiz oldu. Çünkü babayı ayırmak gerekiyor son 15-20 gün. Çünkü yavrular doğduktan sonra çok küçük olduğu için zarar verebiliyor. Biz onu yaptık. Babayı ayrı tuttuk. Sonra anneyi iç kısımda tuttuk doğuma çok yakın sürede. Ve 3-4 ay sadece anneleriyle beraber yaşadılar. Ancak 5. aydan sonra babayı beraber bırakabildik. Ama yan taraftan yine de birbirlerini görüyorlardı. Bunu niye yaptık? Çünkü yavrulara zarar verebiliyor baba. Yavrular çok oyuncu. Bizimle de oynamak istiyorlar. Isırıyorlar annesini. Annesi bunu kaldırıyor ama baba kaldıramıyor. Yani bir pençede öldürebiliyor yavruları. O dönemler geçti. Şu anda hep beraber aile halinde yaşıyorlar. Şu anda da galiba doğum günü hediyeleri geldi onların. Hediyeleri bu. Haftada 3 gün bunu normalde yapıyorlar zaten. Bugün de doğum gününe denk geldi. Yine veriyoruz. Peki normalde vahşi doğada olsalar tabii biz şu an burada olamazdık öyle değil mi? Tabii öyle. Yani bunlar 1,5 yaşından sonra artık tehlike sınırını geçmiş oluyorlar. Yani tehlikeli hale gelmiş oluyorlar. Şu anda bunlar 1 yaşında. Yani ben doğdukları günden bu yana her gün beni gördükleri için ve gelip bunlarla işte ilgilendiğimiz için yabancı saymıyorlar. Yani siz yalnız girseniz yine üstünüze gelir. Ama saldırma niyetiyle değil, oyun niyetiyle yapıyorlar bunu. Ve birbirleri oynarken de aynı şekilde oynuyorlar. Ve bunlarda prensip korkmamak. Korkup bir adım geri gitseniz üstünüze geliyor. Sizinle oynar gibi. Korkmazsanız gelip bakıyor ki bir şey yok, geri gidiyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. İsimlerini de söyleyelim. Arda, Sinem ve Arzu. Şu anda 3 aslanı canlı yayında görüyorsunuz. Birinci yaşlarını kutluyorlar. Onlar Darıca Hayvanat Bahçesi'ndeler. Son bir soru sormak istiyorum. Böyle bir eğitim, profesyonel bir eğitim oluyor mu bu? Hayır. Biz vermiyoruz. Neden? Biz doğadaki gibi yetişsin diye uğraşıyoruz bunları. Çünkü yavrular doğduktan sonra biz bunu annesinden ayırıp bir kedi gibi yetiştirebilirdik ama bunu yapmadık. Aslan gibi yetişsinler diye. Hiçbir zaman ayrı et de vermedik. Tıpkı doğadaki gibi bütün etler anneyle babayla beraber doğadaki gibi işte dişlerin gelişimi, pençelerin gelişimi sağlansın diye. Yoksa biz bunu küçükken alıp kedi gibi yetişirseydik şu anda da kuzu gibi elimizle bile gezdirebilirdik. Ama bu hayvanın doğasına aykırı bunu yapmıyoruz. Hiçbir hayvanda da yapmıyoruz. Yani belli bir sınır içinde kendi doğasında yaşamasını sağlamak için bu tür bir sistem uyguluyoruz burada. Sağlıkları da yerinde sanırız. Evet, şu anda gayet yani doğadaki hallerinden çok daha sağlıklılar yaşlarına göre. Peki, çok teşekkür ederiz Habertürk yayına katıldığınız için. Darıcı Hayvanat Bahçesi'nden gerçekleştirdik yayınımızı. Aslan kafesinin içinden gerçekleştirdik yayınımızı. Aktaracaklarımız bunlar. 3 aslanın birinci yaş günü kutlamasını canlı yayında ekrana getirdik. Sözü stüdyoya bırakıyoruz. Ezgi, teşekkür ediyoruz biz de.